daha önce Friedrich Mischer ve William Ruhn deneylerinden bahsetmiştim. Bu deneylerde genetik maddenin içeriğinin protein veya nükleik asit hatta bazen her ikisi olduğu sonucuna varıldığını söylemiştim. Fakat yeni soru şuydu. Genetik materyal protein miydi, nükleik asit miydi? Belki de ikisi birdendir. Bu soruyu Alfred Hershey ve Martha Chase yaptıkları deneyle yanıtlamıştı. Ünlü Hershey-Chase deneyi 1952'de yayınlandı. Genetik materyalin protein değil de nükleik asit yapılı olduğu bu deneyle kanıtlanmış oldu. Hershey ve Chase bakteriyofajlarla çalışmıştı. Bakteriyofaj özellikle bakterileri enfekte eden virüslere deniyor. Bunlara kısaca faj da diyoruz. Öyleyse gelin bakteriyofaj neymiş onu yakından bir inceleyelim. Bakteriyofajın DNA ya da RNA olabilen nükleik asidi bulunur. Bu videoda nükleik asit diyerek hep DNA'yı kastedeceğim. Bazı virüslerde nükleik asit RNA olarak da bulunabilir ama şimdilik bunu bir kenara bırakalım. Bu yüzden RNA'nın da bir nükleik asit olduğunu unutmayın yalnız. İşte bu nükleik asit veya DNA'nın çevresi protein bir kılıfla kaplıdır. Peki bakteriyofajlar bakterileri nasıl enfekte ediyor? Bakteriyofajlar öncelikle bakteriye yaklaşıp üzerlerine yerleşiyor. Sonra DNA'ları bakteri hücresine enjekte ediyorlar. Burada bakteriyofajın DNA'sı bakterinin DNA'sı ile birleşecek. Evet buraya da çiziyorum. Bu bakterinin DNA'sı olsun. Virüsün DNA'sı buraya bir şekilde entegre oluyor. Şimdi bu bakteriden bir sürü virüs oluşacak. Bunlar temel bilgilerdi. Şimdi de Hershey ve Chase'in deneyinden bahsedelim. Hershey ve Chase biraz faj alıp onları besince bol bir ortama, et suyuna koydular. Böylece bakterilerin bölünmesi ve çoğalması sağlanmış oldu. Ayrıca yeni nesil virüslerin protein genlerini de işaretlemek istediler. Sizce bunun için nasıl bir çözüm ürettiler? Et suyundaki amino asitlerin hepsine radyoaktif sülfür koyarak sülfürün radyoaktif özellik taşıyan izotoplarından bir tanesi olan sülfür 35'i kullandılar. Böylece proteinlerin nereye gittiğini ve proteinlere ne olduğunu takip edebileceklerdi. Bu deneyin bu evresinde sülfürü seçmelerinin nedeni ise özellikle proteini görmek istiyorlardı ve sülfür amino asitlerde bulunan bir maddedir. Yani bu sülfürle işaretlenmiş proteinlerin DNA'da olmayacağı anlamına geliyor. Böylelikle DNA ile proteinin birbirine karışmasını e, engellemek istiyorlardı. Sülfür iki bileşen arasında ayrım yapmak için oldukça önemliydi. Fajlar ortama eklendiğinde üreyecek ve et suyundaki besinleri kullanacaklar. Tabii ki bu besinler arasında amino asitler de var. Fajlar bu işaretlenen amino asitlerin protein kılıflarıyla birleşecek. Dolayısıyla radyoaktifle işaretlenen protein kılıfa sahip nesiller üretecekler. Sonra da bu fajların bir bakteri hücresine girmesine izin verdiler. Gördüğünüz gibi fajlar bakterilere yapışıyor ve DNA'larını hücrenin içine salıyor. Hatırlayalım az önce ne demiştik? Fajın DNA'ları bakterininkiler ile kaynaşıyor ve bakteri hücresinde bir sürü virüs çoğalmış oluyor. Sizin de dikkatinizi çekmiştir. Virüsün protein kılıfları dışarıda kaldı. Burada Hershey ve Chase protein kılıf ve virüsü birbirinden ayırmak istediler. Bu yüzden protein kılıflardan kurtulmak için bu karışımı santrifüjlediler. Bizim neyimiz eksik? Biz de onlardan kurtulalım. Ne var yani? Bakteri hücresindeki fajların proteinlerinin sülfür 35 ile işaretlenmediğini biliyoruz, onu görüyoruz. Onların normal, sıradan protein kılıfları var. O yüzden onları yeşille çizdim. Şimdi ne oldu bir bakalım. Virüsler bakterilere girdi ve onları parçaladı. Bilim insanlarımız bu virüsleri incelediler. Bütün virüslerin radyoaktifle işaretlenmediğini gördüler. Böylelikle protein kılıfın bakteri hücresinin dışında kalması gerektiği sonucuna vardılar. Eğer protein kılıf bakteri hücresinin dışında kalıyorsa bu genetik materyal olamaz dediler. Virüsün çoğalması için içeri giren materyalin kesinlikle genetik materyal içermesi gerekiyordu. Dışarıda kalan protein kılıf genetik materyal olamazdı. Şimdi biraz Hershey ve Chase deneyinin ikinci kısmından bahsedelim. Yine bir facı alıp besin dolu bir ortama koydular. Aynı şekilde virüslerin üreyip çoğalacağı bir ortam hazırladılar. Bu sefer protein kılıf yerine içerideki nükleik asidi işaretlediler. Tekrar hatırlatayım, bundan sonra nükleik aside DNA diyeceğim. Ama bunun RNA da olabileceğini unutmayalım. DNA'yı işaretleyecekler de bunu nasıl yapacaklar soruları buydu. Virüslerin DNA'larını yapmak için gereken bütün nükleotitleri ortama yerleştirdiler. Bütün nükleotitler radyoaktif fosfor 32 ile işaretlenmiş. P32 fosforun radyoaktif izotopudur. Bu şekilde DNA'yı işaretleyecekler. P32'yi seçiyorlar çünkü bu atom sadece DNA'daki nükleotitlerde bulunuyor. Aminoasitlerde yok. Yani protein kılıflarla birleşmeyecek. Böylece iki bileşen arasında ayrım yapabileceklerdi. Fajları laboratuvarda et suyuna koydular ve çoğalttılar. Böylelikle DNA'ları radyoaktif maddeyle işaretlenmiş yeni bir virüs nesli elde etmiş oldular. Evet, bunları pembeyle gösterdim. Yeşil renkte olan da protein kılıftı çünkü o işaretlenmedi, normal hali. Bu virüslerin, fajların bakteriye enjekte etmesine izin verdiler. Protein kılıf dışarıda kalıyor. Virüsler DNA'larını bakterinin içine enjekte ediyor. Bakteri hücresi artık bir sürü faz üretecek. Protein kılıflar tabii ki dışarıda kalacak. Protein kılıftan kurtulmak istedikleri için yine santrifüje başvurdular. Protein kılıflar yüzeyde birikirken bakteriler aşağı çöküyor. Çünkü bakteriler daha ağır. Evet, bu protein kılıflardan biz de kurtulalım. Hershey ve Chase bakteri hücrelerini parçalayıp içeriden çıkan virüsleri incelediler. Bu virüslerin çoğunda P32'li nükleotit olduğunu gördüler. Yani radyoaktif olarak işaretlenmiş DNA sayısı çok fazla. Tabii ki DNA'ların hepsinde radyoaktifle işaretlenmiş fosfor yoktu. Çünkü bazı besinler bakteri hücresinden de gelmiş olabilir. Fakat önemli bir kısmın DNA'sı radyoaktifle işaretlenmiş. Buradan hareketle DNA'ya içeri girdiği için genetik materyal olmalıdır diyorlar. Ya da daha açık söylemek gerekirse nükleik asit için genetik materyal dediler. Bakteri hücrelerinin virüsleri çoğaltabilmek için DNA'larının olması gerektiğini de düşündüler. Virüsler içinde radyoaktifle işaretlenmiş DNA var. Bu yüzden nükleik asidin genetik materyal olduğu sonucuna varmışlardır. Videonun başında Hershey ve Chase bu deneylerini 1952'de yayınladılar demiştik. Çok kısa bir süre sonra James Watson ve Francis Crick meşhur makalelerini yayınladılar. Bu makalede DNA'yı ya da nükleik asidi tanımlamışlardı. O zamana kadar yapılmış birçok çalışmadan da yararlanarak DNA'nın yapısını tanımladılar. DNA'nın ikili sarmalı ve şeker fosfat iskeleti olduğunu söylediler. Buradaki şeker deoksiriboz. DNA'nın içini ise merdivenin basamaklarına benzettiler. Bunlar azotlu bazlar. Bunlardan dört tane var. Adenin, timin, guanin, sitozin. Adenin ile timin, guanin ile sitozin eşleşir. Evet, konuştuğumuz dört deneyi hızlıca bir tekrar edelim. Friedrich Mischer'i konuştuk. Mischer ilk olarak nükleosit asidi izole edip incelemişti. Daha sonra Wilhelm Ruh'dan bahsettik. Onun deneyleri de genetik materyalin hücre çekirdeğinin, yani nükleusun içinde olduğunu göstermişti. Fakat buraya kadar materyalin protein mi DNA mı olduğu bilinmiyordu. Birçok kişi protein olduğunu söylüyordu çünkü proteinler nükleik asitlerden daha kompleks, daha karışık görünüyordu. Daha sonra da Hershey ve Chase'in deneylerinden, deneyinden daha doğrusu bahsettik. Genetik materyalin protein değil, nükleik asit olduğunu onlar kanıtlamışlardı. Ve en sonda Watson ve Crick'in nükleer asitlerin yapısını keşfettiğini söyledik.